Alo. Efendim. Araç alır mısın abi? Ne araç abicim? Cadillac Escalade. Alırız abicim. Kaç model? 2015 model abi. Biliyorum abi. Beyaz renkli araba. Evet abi. Evet abi. O arabayı biliyorum. O arabayı almam abicim. Teşekkür ederim. Tamam abi. Sağ tamam abi. Hiçbir şekilde benim bu işi yapmamı istemedi babam. Sebebini hala söylemiyor. Geceleri yalvarıyordum. Sabah beni uyandırmadan kaçar giderdi böyle. Sonra bir gün tamam o zaman dedi. Giy dedi çizmeleri. Yıkamadan başlayacaksın dedi abi. Benim ellerimde hala izleri var abi. Ben Bursa'da doğdum. Yıldırım Mahallesi'nde. Bursa'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Hakikaten benim için çok özel bir yer. Yani çok anılarımın olduğu bir yer. Çünkü ben Yıldırım'dan direkt İstanbul'a geldim. Benim İstanbul'a geldiğim tarihte benim ailem başka bir semte taşınmıştı. Yani ben diğer semti görmedim. Araba işine benim babam tabii çok eskilerden aşağı yukarı 40 yılı devirdi. Biz de gözümüzü arabalarda açtık. Ben, abim, babam galeriye giderdi, araba pazarına giderdi, tamircilere giderdi. Hep gitmek isterdik. Hiçbir şekilde bizi yanına sokmak istemedi. Abimi yanına hiç sokmak istemedi. Akabinde ben biraz daha büyümeye başladım. Beni yanına sokmak istemedi. Benim abimle beraber beni hiçbir şekilde otomobil alım satım işiyle ilgili bir konunun içine dahil etmek istemiyordum. Ama başaramadı. İlk önce abimi durduramadı. Ama durduramadığı her gün durdurmak istedi. Bizim dükkana gittiğimiz, iş yerine gittiğimiz, her gün bir sonraki gün gelmememiz konusunda hep bir konuşma yaptı gece. Ama tabii bizim bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkıyordu. Çünkü bir defa şey vardı, her gün eve başka arabayla geliyordu. Benim için inanılmaz bir işti. Yani benim için aslında o gün konuşu, her gün eve başka arabayla gelmek. Aslında bu onun işi, şu anda benim de işim. Bana da soruyorlar, senin bindiğin özel araba var mı? Benim bindiğim özel bir araba yok. Hatta geçen şöyle bir cevap verdim. Hangisine benzin varsa ona biniyorum. İlk sattığım araba, şöyle söyleyeyim. 97-98 yılından beri babamın yanına gidip geliyorum. İlk sattığım araba bence babamın bana müsaade ettiği zaman tahmin ediyorum 2002-2003 veya 2004 yılı. Tek başına babamın ofiste olup ama arabayı benim anlattığım, işte müşterinin bu paraya olur mu? Abi o paraya olmaz ama bu paraya olur dediğimiz, belki hani 2003-2004 yılında hayırlı olsun deyip işte müşteriyle beraber ofise geçip baba ben bu arabayı sattım dediğim yıllar herhalde 2004 yılları, 2003-2004 yılları yanlış hatırlamıyorsam. 97-98 yıllarından beri babamın yanına sürekli gittim geldim. Hep dinledim onu. O zamanlar tabii daha ufak bir çocuğum yani. Hep dinledim. Onun orada yaptığı ticaretleri dinledim. O zamanlar inan bana 88 4 ileri Tofaş Şahinler, Springler, Rainbow'lar 1.4, Renault Broadway'ler, Renault Flash vardı 1.7 motordu, Rainbow vardı 1.4 motordu. 1.7 Flash gelince biz böyle sanki şu an Porsche GT3 RS geliyor ya. O, şu an o kadar heyecanlanmıyoruz Flash geldiğinde. Çünkü rallilerde kullanılıyor falan. Abimle birbirimizi yiyoruz o Flash geldi diye. Flash. Şu an hani haritada yok böyle bir araba. Ama bizim için çok heyecan vericiydi o dönemde. 2004 yılından 2010 yılına kadar biz Avrupa araba alıp satmaya başladık. Ben ve abimin sayesinde, babamı ikna ederek. Orada da çok güzel işler yaptım. Bursa sanayicilerine, tekstilcilerine çok güzel arabalar alıp sattık. Tam böyle oturtmuştuk ki ben babama dedim bir gün İstanbul'a gidiyorum. O da bana hatta kızdı. Dedi ki evet istiyordun, neden İstanbul dedi. Gitmek istiyorum falan. Bir tartışmayla da geldim aslında biraz. Gelmemi de istemedi. Üniversiteyi de Bursa'da okumamı istedi aslında babam. Ben geldim Beykent Üniversitesi İngilizce işletme okudum. Ama okurken burada bu işi yapmayı istedim. Nasıl istedim? Birkaç yerde bu işi yapanları gördüm. Bursa ile alakası olmadığını gördüm. Burada inanılmaz bir hacmi olduğunu gördüm. Ve dedim ki ben galeri işini, otomotiv işini kesinlikle İstanbul'a yapmalıyım. İstanbul'a ilk geldiğimde, bak bu birebir gerçek bir hikaye. Sarıyer'e gidiyorum, bu caddeden geçtim ve benim altımda iki tane daha otomobil galerisi var. Ya dedim, biz şimdi Bursa'da otogalericiler çarşısındayız ya, bir araba pazarı gibi bir ortamdayız yani galericilerin olduğu, yani 400-500 tane galerinin olduğu bir çarşıdayız. Dolayısıyla İstanbul'a ilk geldim ve dışarıda bir galeri görünce, Bursa'da yok, biraz şaşırdım. Ya dedim, insanlar ne kadar güzel bir yere galeri yapmışlar ve şunu düşündüm ya, inşallah ben burada bir gün galeri açarsam bu caddede olmalı derken abi, o iki tane galerinin 100 metre üstünde aynı hizada aynı yerde şu an Muskar Otomotiv var. Üniversitemin ilk yılında şunu istedim, yani ben birçok kişiye burada araba satmaya başladım ama bu ünlülerin camiasına girmek istiyordum artık. Yani ünlülere nasıl araba satabilirim? Ben bir yerde Acun abiyle tanıştım. Acun abi ve Esat abi. Ve çat kapı Acun abinin yanına gittim. Sağ olsun beni de kabul etti. Bana sadece ben
senin ne iş yapabileceğini bilemem ama dedi seni bir işte başlatabilirim dedi ve beni kendi yerinde gece muhabiri olarak başlattı ve ben Acun abinin yanında 4 ay gece muhabiri olarak çalıştım. Allah ondan razı olsun. Bana çok şey kattı. Yani ben birçok kişiyi orada gece muhabirliği yaparken, aslında ben galericiyim. Çok iyi bir otomobilci olduğumu düşünüyorum. Ama 4 ay gece muhabirliği yaptım ve o gece muhabirliğinde tanıştığım insanlarla hala ticaret yapıyorum, hala görüşüyorum. Sonra nasıl ayrılmaya karar verdim? Gün içinde yaptığım ticaretlerim biraz daha büyümeye başladı. Ve bayağı da bir insanla tanışmıştım. Bir gün Acun abinin yanına gittim. Abi dedim hani her şey için teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Hayatımın en keyifli 4 aylarından bir tanesi diyebilirim yani. İnanılmaz işte kameralar, kanal, programlar, gece tanıştığım ünlüler. İşte gidiyorum Hande Yener'le röportaj yapıyorum. Orhan Gencebay'la, benim ikinci röportajım Orhan Gencebay'laydı yani. Ve Orhan Gencebay'la röportajdan sonra işte VIP minibüs konuşuyoruz. İşte ben de diyorum baba diyorum hani o araba uygun değil bak şu araba daha uygun falan diyorum. Bakıyor bize işte çok güzel ofisini ağırladı, Etiler'de ofisi vardı. O zaman hala var mı bilmiyorum. Ama çok kral adam bu araba bak. Kendimi hazır hissettim biraz. Magazin muhabiriyken Erdal abiyle tanıştım. Erdal Acar hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir. Benim öz abim gibidir. Sağ olsun beni bir gün ofisine davet etti. Hiç tanımadığı bir adam. Aynı şeyi ben şu an birisi için yapamam. Bana bir araba verdi sat diye. Ben onun arabalarını sattım. Daha sonra beni futbolcularla tanıştırdı. Futbolcularla tanıştırdıktan sonra beni herkese kardeşim diye tanıştırdı. Benim üzerimde, Muskar'ın üzerinde çok emeği vardır. Daha sonra beni tanıştırdığı adamlar daha başkalarıyla tanıştırdı. Burada düzgün, güzel ticaret yapmaya çalıştık. Hatalarımız olmuştur elbette ki ama her zaman iyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama tamamen araba odaklıydım. Artık benim için bütün konular kapanmıştı. Yani Acun abinin yanından ayrıldıktan sonra tamamen ben artık İstanbul'a startı veriyordum araba için. Londra Eddie Local'una gittim abi. Çünkü ileride bir hedefim vardı. Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den araba getirme hayallerim vardı. Orada yaşayarak İngilizcemi daha da geliştirdim. Oradaki bütün galerileri gün içinde gezip sohbet ediyordum. Orada da biraz böyle bir ufak tefek araba kiralama aracılık işleri de yaptım. Kendimi geçindirmek adına. Orada diksiyon eğitimi aldım. Vücut dili eğitimi aldım. Hızlı okuma kursuna gittim orada. Londra da çok keyifliydi. Sonra Londra'dan döndüm. Asıl görmek istediğim arabalar vardı. Kafamdaki plan şu, ilk önce Bursa. Bursa'da açmak istiyorum. İşi Bursa'da öğrendim. Asıl hedefim Londra'da açmak abi. Olabiliyorsa Londra'da Bond Street'te. Ben araba aşığı bir adamım abi. Ben gözümü Anadolu'da açtım. Anadolu'da açtım ama bambaşka bir dünyanın içine girmiştim artık yani. Los Angeles'a gitmek istiyordum. Ama gene her şey sınırlıydı. Buraya geldim bir 6 ay, 1 sene tekrar çalışmaya çalıştım. Sonra Los Angeles'a gittim. Los Angeles'ta da araba kiralama aracılığı yaparak kendimi geçindirdim biraz. Los Angeles'tan döndüm. Artık burada şöyle bir konu gelişti abi. İnsanlar bana arabalarını bırakmaya başladı. Ve ben o arabaları koyacak yer bulamıyorum. İstinye Parkı'nın otoparkına koyuyorum. Neden? Güvenli kapalı otopark diye. Yani çünkü kendi evimin altına bir iki tane koyabiliyorum. İstinye Park'a koyuyorum, işte tanıdığım eşimin olsun otoparkına. Arabalar bir anda çoğaldı ve hani ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle bir konuya geldim. Bana İstanbul'a çok destek olan bir abim var. Cenk Öztanık. Benim için önemli bir adam. Onlar dediler ki yani sana bir yer yapalım. Yani biz bu kadar hem biz geliriz gideriz sana bir yer kuralım. Bir yer yapalım, bir yerin olsun. Bu şekilde ayaktan olmuyor. Artık sen ciddi anlamda bir ticaretler yapıyorsun. Yani İstanbul'da şunu ifade etmek isterim. Bir galeri sahibinin satamadığı sayıda arabayı satıyorum fakat galerim yok. Dükkan adı London Motors olsun istiyordum. Ben Londra aşığı bir adamım. Yani normalde sürekli giden gelen birisiyim. Oradan işte Cenk abi, Saffet Ulusoy, Cenk Öztanık ve Arda Turan dedi ki hayır dükkan adı Muskar olacak dedi. Bir de Cemal Sarıhan onu unutmayayım. Dükkan adını koyanlar. Dediler ki Muskar. Hiç aklıma gelen bir isim değil. Ya dedim abi hani Muskar, Mustafa Muskar. Güzel ama dalga konusu olmayalım. Çünkü herkes bir motors İstanbul'da. İstinye Motors, A Motors, B Motors, X Motors. Ya bir şey koyalım başına bir motors olsun. Çünkü Bursa'daki galerimizin adı Cengiz Otomotiv Bursa. Sonra dediler ki hayır. Konu kapandı Muskar. Peki abi dedim. Çünkü benim hani onlar beni hep yönlendirdi. Beni hep birileri bana destek oldu. Tamam dedim. Muskar konusu konuşulmaya başladı. Ben yer bakmaya başladım abi. Burasını bulduk. Kiraladım. Bir araba, iki araba, konsinyeler, konsinyelerimiz vardı mevcuttan, konsinyeler, arabalar geldi. Burada ticaretlerimize başladık. Galericilik biraz kötü bir algı. Bu algıyı değiştirmeye çalışan insanlardan bir tanesiyim. Ciddi bir algı var bizim sektörümüze karşı. İşte bu algıyı nasıl değiştirebilirim? Bir masaya oturduğumuzda herkes anlatıyor, tekstilciyim, inşaatçıyım, işte restoran sahibiyim, galericiyim.
ben otomobil alım satım yapıyorum deyince konu biraz, yani ilk defa oturuyorsan o masaya konu biraz farklılaşabiliyor. Kendimizi geliştirerek, ben üniversite mezunu bir galericiyim, yüksek lisans yaptım yurt dışında. Akabinde 3-0 iken 3-1 oluyor masadaki algı. İş yeriniz nerede? İş yerimiz güzel bir yerde ve hani sattığımız otomobiller, referanslarımız, sattığımız kişilerden biraz bahsetmeye başlayınca maç 3-2 oluyor. Onu 3-2 iken benim tarafımdan konu anlaşıldığı zaman ben iş yerimize davet ediyorum masadaki arkadaşları. İş yerimizdeki davette kendi samimiyetimi %100 geçirdiğimde maç 3-3 oluyor. Maç beraber he. Ama ben maçı kazanmak istiyorum. O gelen kişiyle ticaret yaptığım zaman, düzgün ticaret sonrası 4-3, Muskar kazandı. Bu algıyı değiştirmekte zorlanmıyorum ben. Sosyal medyanın inanılmaz bir gücünü kullanıyorum. Bana bu konuda, sosyal medyada, bu konuyu sosyal medyaya taşımam için en büyük destekçim Nalet Bebe, Ömer abi. Bana inanılmaz destek oldu. Ve ben bu algıyı sattığımız referansların haricinde sosyal medyayı da kullanarak arabaları bambaşka bir tanıtma biçimine girdik. Ömer abi işte bu şekilde videolar çek, şu şekilde şunları yap diye diye. Bizim şu an Instagram'ımızda 155 bin takipçimiz var. Dolayısıyla ben bu algıyı biraz sosyal medyayla, biraz sattığımız kişilerin referanslarıyla, ben bugün Türkiye'de birçok futbolcuyla, birçok şarkıcıyla, birçok üst düzey yöneticiler, iş adamlarıyla ticaret yapan bir adamım. Bunları sosyal medyaya taşıyoruz. Dolayısıyla bunların ben biraz daha algıyı kırdığını düşünüyorum. Hoş geldiniz. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz abi. Burada mı oturuyorsunuz? Almanya'dayım abi. Instagram'da mı gördünüz? Evet. Tanıyoruz abi ya, videolar falan. İyi, sağ olun kardeşim. Bir fotoğraf çekinelim istiyorsanız. Olur abi. Tamam. Ya. Çekerim, video da çekerim ya. Fotoğraf mı video mu? Fotoğraf abi. Ya. Ya video. Ya. Eyvallah. Hı. Ne videosu çekiyorsun abi? Storybox'tan geldiler. YouTube'da Storybox'tan. Takip ediyor musunuz? Abi başarılı hikayeleri. Evet. Onun çoğu videosu izledim ben. Evet. Yani. İyi olur mu bizim için? Olur abi, sen de sonuçta şu an iyi yerlerdesin. Geçmişimi izleyeceksiniz inşallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın gençler. Kolay gelsin. Hadi sağ olun.